Bu arabada gerçekten... Sizi nereye şöyle koysam kayıyor, böyle görünüyor. Buraya koyamıyorum. Şöyle yapsam acaba nasıl olacak bilmiyorum. Araba şu an durduğu için konuşabilirim. Herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün pazartesi günü. Yorgun argın çocukları hazırladım. Okula verdim. İş de yoktu. O yüzden gitmedim. Zaten bence böyle olması daha iyiydi. Hafta sonu yorgunluğunu bir türlü atamadım. Birkaç gündür de derin sürekli uyku uyurken öksürdüğü için hem kendisini uykusuz bıraktı hem beni uykusuz bıraktı. Aynı şekilde de Devran'la da Arya da birbiriyle gece artık kedi köpek oynarcasına bizim yatağa girmek için savaştılar. Öyle söyleyeyim yani. Yoğun hafta içi, yani yoğun olduğumuz zaman şunu fark ediyorum ki hani onlar da bir böyle kopuş yaşıyorlar ve kaçamak olarak bizim odaya tıkışıyorlar. Neyse işte demek istediğim şu ki bayağı bir yorgunum. Evet, siz beni, ben ise arkadaki abiyi bekliyorum. Yapacak bir şey yok. Bugün pazartesi günü, birazcık postanede işim var. O yüzden ilk önce oraya gideceğim. Ondan sonra da Seyit'in çalıştığı market, kuzenim her çalıştığı marketi güzelleştiriyor. Birazdan yanına gideriz. O da bu saatlerde uğradığım için kendisine kahve alıyor ama bana kısmet oluyor her seferinde. Yetişirse kahvemizi de alırız. Çocukları okula verirken anneme geçmeden önce bir şeyler eksik olduğunda buradan alıyorum. Taze ekmek, simit falan da veriyorlar burada. Şimdi yola geçeceğim. Postane de şurada ama arabalar durmaz artık, yani yoğun şu an bu saat. Geçtik yolu valla. Dün çok yoruldum. Zaten ondan önceki gün de yorulmuştum. Üstüne de uyuyamadım yani. Dün hiç uyuyamadım. Saat böyle artık 2-2.30'u gördüm. Dedim artık uyu yani. Bu sefer insan kendini zorladıkça hiç uyuyamıyor. O yüzden biraz böyle şey tipindeyim hani. Böyle hani uykusuz kalınca daha da böyle şey yaparsınız ya. Sapıtırsınız ya. Böyle kafam ağır. Ama sanki bir ton enerjim varmış gibi hissediyorum. Çok yani, ben de anlamadım. Siz nasıl anlayacaksınız bilmiyorum. İşte Londra'nın postaneleri şöyle. Tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Arkadaşlar sizlerle çalıyor şu an, pek fazla konuşamıyorum. Elifciğim nasıl yapıyor? Geri sararak mı yapıyor müzikli olunca bilmiyorum ama. Süt alacağım. Bir de un alacağım. Çıkacağım. Şöyle dedim, gelmişken Türk marketine ufak tefek bir şey de ev için alayım. Salam falan çocuklar seviyor, sandviç üstüne. Şunlardan. Aslında çok da iyi değil. Çok fazla da almıyorum ama gelince böyle Türk markete iki tane alayım şunlardan. Bir de krem peynir. Sandviç yapıyorlar çünkü. Ay eskiden ne çok şunu yerdim ya. Sürme peynir, gazi. Bir de şey, Pınar'ım vardı. Pınar. Neyse ben Gazi'ninkinden bir tane alayım. Ondan sonra da bunlar da güzelmiş şöyle. Ay bu ne be? Ben de tek dilimlik böyle aç kapat salam sandım. Şu an acıktım ya, her şeyi yesim var. Un lazım, un alacağım. Aa, şu Puka'nın uyku çayları vardı, bitti mi? Evet bak, relax. Nerede şurada Puka'nın? Kalmamış bu Puka markasının relax çayı, çok iyi geliyor da burada 4,5 serilmiş. Birazcık pahalı burada tabii ki. Büyük marketlerde biraz daha. Gerçi orada da 4,5-4 herhalde. Neyse. Burada değilmiş, ondan bulamamışım. Onların hepsi bu karşı bölümdeymiş. Bakın şurada. Okey, Bodrum'unkini mi alayım? Bizimkiler bir Bodrum alıyordu. Ya da neyse, Bodrum'unkini alayım. Şöyle, hadi gidelim. Hadi abi. Aşka düşer, bir zaman ne güzel.
Selam arkadaşlar, merhaba, nasılsınız? Heyecanlandı Seyit, sen nasılsın? Ben niye heyecanlandım? Kolay gelsin. Sağ olun. Dedim, kuzenim her gittiği marketi güzelleştiriyor dedim. Tabii ki çekeceğim. Tabii, işimiz bu. Güzelleştirmek. Yani. Burada, neyse ben eve gidim. Kahvemi artık evde içerim dedim izleyicilere. Kahvem her zaman yetişiyordu ama bugün yetişmedi. Bekleriz izleyicileri bize. Hadi görüşürüz. Village Food Center'dayız. Bak, Village Food Center'ı reklam yapma Seyit ya. Seni çekiyorum. Reklam yapmıyorum. Her zaman taze ve güzel ürünlerimiz. Evet, gerçekten simitleri falan çok iyi. Evet. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Reklama bağladı. Gerçekten de güzel yani simitleri. O yüzden simit almadan buradan geçmiyorum. Şimdi gideriz simitle. Arasına peynir, zeytin. Oh, mis gibi de yeriz. Afiyet olsun. Döne de gelecekmiş. Sütü de aldık. Unu da aldık anneminkine. Postanede de işimi hallettim. Kocamın arabası. Günaydın bacılarım. Günaydın. Yine hamur işine kalkışmışız. Canım benim, hoş geldiniz. Dedik şöyle yapak yiyelim. Son gün size börek yapacağım. İçinde kalırdı yapmasaydım. Çünkü elim börek, evet. İçimde kaldı. Ama Serhat'a patates yapmadım, o da içimde kaldı. Serhat patates böreği çok seviyor. O da inşallah yaza. Köyde. Köyde senin teşkilatın daha iyi. Benimki teşkilatım saçta yapıyorum. Saçta işte güzel oluyor. Orada sen her şeyini saçta temiz hazırlıyorsun. Aynen. Bir de bunun içinde mısır unu var. Mısır unu olunca daha lezzetli oluyor. Tabii hem sağlıklı hem lezzetli. Sanki daha önce hiç mısır unu yapmadın değil yok mi? Yani biz yemedik en azından. Siz yemediniz. Geçen oraya şeye koydum da yine bir. Ha, geçen de kim yapmıştı? Sen mi yapmıştın? Yağlı ekmek yaptık ya. Ona da koymuştum. Şöyle peynirli biber var. Bir de maydanoz var. Böyle çayımız da kaynıyor. Ondan sonra öyle oturup afiyetle yeriz. Halam da yapar. Ne bileyim, azıcık gezdirirsen şey... Cıvık gezdir. Cıvık cıvık. Zeytinyağı değil. Zeytinyağı ağır yapmış. Cıvık gezdir. Yandı. Ha, ve ledine. Dedim tavuğa ısınsın. Ledine ağır ağır pişer. Kim? Ne? Kemal abla. Gül ağasını gelip gidiyorlar. Burada bunun üstünü yağlıyorlar eski. Söndürmüşsünüz. Ha, nada ben söndürdüm çünkü yanıyordu tepsi. Hele marifetini göster bakayım nasıl açıyorsun onu. Hamur kuru ya. Daha yeni kendini bırakmadı. Daha kendini bırakmadı hamur. Yuvarlak açayım dersen şöyle çevirirsin. İşte burada biraz daha bunda büyük yapıyorlar. Evet. Börek. Burada olsa iyi börek yaparsın sen. Börek yaparım, içli köfte yaparım, sıkma yaparım. Kısır yaparım, satarım, her şeyi. Sıkma neydi? Sıkma, sık çökelikle taze ekmeğe koyuyorlar böyle. Sıkıyorlar. Aynen öyle çökelik, patates kavurması. Sıkma. Yapıyorsun ekmeğini, içine sıkıyorsun. Yani sarıyorsun. Dürüm. Dürümüyor. O dürüm oluyor yani. O da Allah lezzetli bir şeymiş. Onu işte bizim Mersinliler hep yapıyor. Mersin yerlileri. Ben şey koydum ya, biraz karıştır elini. Elim bulaşır. Tereyağı da içinde de. Dedim ne bileyim.
Bu tepsi de güzel oluyor değil mi böyle şeyler için? Tepsi çok güzel kullanmışlar. Hiç tava kullanmana gerek yok. Bu da rahat koyuyorsun içine büyük. Ama anne ben de tüpümü böyle değiştireceğim ya. Ama bunu da işte ya, temizlemesi hiç kötü. Benim de mesela Mersin'de öyle var. Azıcık orada küçüktü. Ben hep orada ekmeğimi de büyüklerimde. Sen yani büyük tencerelerle hemen kaynamıyor. Kaynamıyor. Benim yemeğim çok zor oluyor. Geç oluyor. Lezzetli olmuyor. Bakma sen. Ben de kullandım mecburiyette de biz. Gerçekten lezzeti farklı oluyor yani bu ocakta. Yani yapacağım bir şey bayağı gecikmeli yapıyorum. Doğru. Yani ama bir kere de yanınca bir daha şey olmuyor. Gazlar daha alevli. Bir de şey çabuk yap. Neye? Tereyağı çıkar. Hı. Bir de üstüne sür. Pişti. Ha piştikten üstüne sonra. No, şimdi üstüne sür şey olmasın. Hem yanmasın. Duman olur. Ne? Duman olsun bir şey olmaz. Pişsin ondan sonra sür. Duman olursa ondan sonra yaman olur. Pavlar yaman olur. He. Ha hepsi pişsin öyle pişsin tereyağıyla ama kavurup şey kavurmayacağız. Kavurmayacağım kız. Hafif yüzüne sürüyor ki anı güzel kıza şey kızar. Yüzüne sürüyor, kavurma değil. Daha da lezzetli biraz. Börekler oldu. Afiyet olsun bacılar. Sağ ol. Güzel olmuş mu anne? Güzel olmuş ellerine. Bir kere dede olmamış ya. Yorumcalarım yapar da güzel mi? Valla gerçekten güzel görünüyor. Şimdi de oturacağım yiyeceğim. Hemen diğer alanda. Gelin hep beraber yiyelim. Şeyin dediği gibi. Çıkın gelin diyorum. Evet. Dede alam da bibere saldırdı ilk önce. Acı yemezse yemeği yemekten saymıyor değil mi? Bunlar acı değil. Acı dolapta. Şurada var bir tane. Ha. Bu benim. Kendi gelsin bir tane çıkarsın. Yesin. Kapat geliyor. Hadi yiyelim. Ya kızlar çok güzel video çektim. Hala senin kaydın silinmiş karttan. Hangi kaydı? Az önce yaptığın kayıt. İkinci. Niye sildi? Arkadaşlar biz geldik. Bir şimdi size tekrar anlatsam için komikliği kaçacak ama yine de söyleyeyim. Halam valizini hazırlıyor. Valize dedim kıyafetten çok çay çikolata var. Orada kolu komşuya dağıtsın diye götürsün diye işte. Neyse vazgeçtim söylemeyeceğim yani şimdi yaptık o kadar video 10 dakika çektim silinmiş. Böyle tartıya koyuyoruz. 20 kilo hakkı var diye fazla olmasın orada çıkartıp rezil ediyorlar sonra. Ya dişine babaya. Sonra ben de yardım ettim. Yerleştirdim. Valizin bir kısmını açmamıştı fermuarını. O yüzden az görünüyordu. Üst kapağındaki bezi de açtım. Daha böyle bol oldu yeri. Dur hala. Bir şeyine bağlayın. Kaç? Doğru. Kaç? Yırtma fermuarı. Bir şeyle bağlamamız lazım bunu. Bağlarız. Ha. Evet. Tamam. Çantama. Birkaç kıyafet kaldı. Onun da çantasına koyacağım. Bir daha tartalım bakalım. Bir önceki 18 kilo geldi. Şimdi götürmek istediklerin hepsini koydun değil mi hala içine? Ne oldu? Bir yerde var mı? Yok. Kaldır. 19.3. Demek ki ekstra 1 kilo daha eklemişsin şimdi. O da tamam olsun. 13 şey 700 gram eksik. 700 gram. Hı. Tamam. Ben şurada bir şey koyarım. Bir şey olmaz. Burada ne koyacaksın? Çay mı? Bak çakartı sakat ekmek. Ha çaya indi de tam bir aslında biliyor musun? Bu senin 3 kilo geçmeyecek ha. Biliyorum. Bu 3 kilo yok ki Hatice. Anne bunu şunu takmaz. Şu kazakların, bunlar giyecek mi? Ha. Ha bu 3 kilo gelmez, bu 1 kilo 8 gram. Gelmez değil mi ya? Yok tartmadı ya. Tartmadı işte, çok olmadığı için tartmıyor. Bu dondu. Sen kendi elinle geldin. Hala gel bir kendin tart. Ne? Kendimi tartayım. Hiç korkuda tartılır mıyım ben? Hadi gel. Tart. Tartılmam ki ben. 600 gram da ekstra. Niye fazla gösterdi ki bu? Tamam şimdi tamam. Ben şimdi hiç gelmezsem 78 kilo geldim. Tamam 2 kilo anne. 1 kilo 700 gram. Kız yok ne 2 kilo? Öyle yazıyor. 700 gram. Değil. Tabii. 1 kilo 700 gram yazıyor. Bize niye inanmıyor hala? Ha. Ve neyse. Kendini hiç tartma o zaman. Çantaya o kadar geldiyse. Aynen.
Thank you very much. Thank you very much. Sana lazım mı? Sana böyle şeyler mi? Çok lazım oluyor bunları sana. Ha? Neyse, he, orada şey yap. Burada indir. Neyse, kahvemiz oluyor. Hadi aşağı gidelim. Bir de kahvemizi içe atın. Sen onları şurada indir. Üstüne koyar. Bunlar gittiğinde Türkiye'de şey, köyde lazım. He he. Bir kenarına koyayım. Bir çorba dolu. Benim evde de ya. Bir torba et. Hatice'den seçtim. Vallahi köyde var. ACYK torbaları, çantaları. Yeni. Aynen. Şimdi, ama hala ısrarla markete gittiğimizde tekrar 60 kuruşa tekrar çanta alıyor. Şey, onun adı ne? Unutuyor mu evden götürmeyi? Araba kahvesini alınca çanta veriyorlar. Bir reklam yapıyorsun ha. Hediye. Araba. Araba kahvesini ben çok severim. Niye yani. Senin Mehmet Efendi'ne ne oldu? Mesela başka bir yerde yok. Ama yok, Çorlu'da da vardı, aldık. Senin Mehmet Efendi'ne ne oldu? Mehmet Efendi'yi ben sevmiyorum, acı. Vazgeçin ondan artık. Araba kahvesi çok güzel. Hadi kahvemiz işte olmuştur. Bugünlük kaldı. Yarın saat 4 gibi uçuyoruz. Hayırlısıyla. İnşallah. Hatice de benimle geliyor. Kardeşimin canı, eşi. Ne yazık ki ben yokum orada. İstanbul'da. İstanbul'da. Şunu da koy çantana, belki yolda yapıştırırsın. Sen de yerim var. Yok ya, ne yok. Kamıştan da yok. He çocuklara götür. Evet, bir taneyi ben de. Soyuyorsa şu parçayı da götür. He soyuyor, onu da ver. Paketlerden çıkartınca yer oluyor bayağı. Anne şu lazım olur mu sana, kutu? Yok. Geç aşağıda, belki lazım olur bir şey. Anneme yine bir çiçek gelmiş kızlar. %100. Dur adresi şey yapmayayım, sonra edit yaparken kötü oluyor. %100 kaymadır. Ay, hadi sen oku, ben heyecanlandım kartı. Kartını okuyabilir şurada miyim anne, sen mi okuyacaksın? Hadi oku. Çok heyecanlıyım. Ben çiçekten önce hep ben de karta bakarım. Duygusal moda geçti. Bilmiyorum ki. Ha? Sebzem. Ay bu şey benim arkadaşım. YouTube'dan bir arkadaş, tanışmadım daha önce. Ay Devran teşekkür ederim canım benim. Bak annem duygulandı, üzüldü. Yani sevindi. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Bu acı gününde ufak da olsa bir katkım olsun istedim. Bazen mekan, günler yazılım şeyi hatası veriyor bilgisayar. Devri daim olsun. 12 imamlara komşu olsun Mithat amca. Babalı, anneli, kardeşli. İmrenerek izledim. O kadar güzel bir ailesiniz. Dilerim bu acıyı da aynı sevgiyi de sarıp sarmalarsınız. Hatice teyzem, ellerinden öpüyorum. O kadar iyi bir insansın ki, sevgilerimle Devran. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Ya çok teşekkürler Devran. Devran'da YouTube'dan bir izleyicim. Ha, ne güzel bir çiçek. Ne güzel de sarmışlar kutuyu. Çok güzel yapmışlar. Ne şanslısın kız. Bütün çiçekler de sana geliyor ha. Daha bana hiçbir izleyicim hepimiz, çiçek göndermedi. Hepimiz de kendine teşekkür ediyoruz. Çok hepimiz sağ teşekkür ediyoruz. Neyse. Teşekkür ederim canımsın. Şöyle açtım çiçeği. Güzel bir yere de koyalım buraya. Güzel. Burada çiçekler büyüyor. Sonra çikolatasını da. Çok teşekkür ederim canım. Beni mutlu ettiniz. Allah da sizin yüzünüzü güldürsün her zaman. Allah. Duygulanıyorum ama elden değil, halıyla oluyor. Ama çok mutlu oldum. Şu zamanda döne ev sigortası gelmiş de ona bakıyor. Neyi kapsıyor diye ev sigortası. Her ev sigortası yapmak zorunda mı döne? Heh, ben şahsen bu sene yapmadım da. Bak, sen niye? Tamam verdim bakın. Var. Yapmak zorundasın. Yapmazsan risk sende. Allah korusun bir toprak kaymasında ya da bir duvar düştü falan. O zaman sen karşılayacaksın. O kadar senin sevdiklerin çokmuş. O kadar senin sevdiklerin çokmuş. Kardeşim, canım kardeşim. Kimsenin eksikliğini vermesin. Herkese sağlık, saat bir. Annem diyor ki, kızım diyor, gittik diyor. Sahine konuştuğumda da
Yok kızım gittik yok onlar kalabalıktı. Anne sen bir şey değil mi dedim tekrarlıyorum. Kaynan dedim kimseyi çağırmadı. Bu sırf en yakın akrabalar, sevenler, bilenler yani. Hani kırkını hesaplayıp gelen insanlar hep. Acıktın mı? Allah. Acıkmadım bir. Halam geri kalanını da patatesle yaptı. Hey. Mis gibi. Yardımsız, desteksiz. Aynen. Aradan bir iki saat geçti kızlar. Belki 2-3 saat geçti. Misafir geldi, oturdu. Sonra ben... Şöyle yapayım, iyice koca karlara benzemeyim. Ondan sonra ben bir saat falan uyudum, kestirdim. Dopi yaptım. Bu sefer? Ondan sonra bu sefer de dedi şey neydi? Mercimekli köfte. Mercimek köftesi yapayım dedi ilk. Soslu. Ne var içinde? Zeytinyağı, soğan, biber. Zeytinyağı, soğan, biber, salça girecek, sos girecek. Şunlar da patates, mercimek. Hmm. Yani onları da buraya koyacağız. Burada da ince bulgurla sabahtan kalma hani börek içi, patates, soğan yine aynı karışıma benzer. Evet. Burada da maydanoz hazır etti. Evet. Hala sizin çalışma tekniğinizi çok seviyorum. Her şeyinizi hazırlıyorsunuz. Aynen. Ondan sonra yapıyorsunuz. Ya diğer halamlar da öyle. Kimseden müracaat beklemeyeceksin. Evet. Kendi ellerinle her şeyini... Ama her şeyini böyle hazırlayıp sonra şey yapıyorsun. Ha, aynen. Öyle kolay oluyor yani. Elim şeyde... Ben ihtiyacım olduğu zaman tek tek çıkartıyorum. Bir dakikada istersem diyor sen emir, çok emir var ki yapıyorsun diyor. Kendine her şeyini hazırla. Ondan sonra her şeyini yap diyor filan. Benim kızım yani. Ha, selam söyle izler şimdi. Güler orada. Kızım ediyorum aşkım benim. Hani kurban olsun size. Özledim sizi, ben özledim. Gelin size de yapar aynısını. Foşum, filmi çok özledim ben. Irmağımı da çok özledim. Güneyimi, çınarımı, hepsini çok özledim ben. Bugün 35 gün oldu ben geldim. Görmedim. Evet. Hepinizi çok seviyorum. Benim ezgimin seyircilerim de. Hepsini çok seviyorum. Evet, yorum yazmışsın. Gördüm senin için yine güzel şeyler söylemişler. Hadi iyisin kız. Bir daha kalayım senin için çalışayım. Aynen doğru. Son salçam Bezgi. Son kullanacağım salçam. Hala kurban olsun senin canına. Oo. Yarın Abbas yolcu. Sen yine belki kışa doğru gelirsin hala. Ha? Valla kışa doğru olmaz. Ha. İki şeyim bitiyor. He. 6 ay aldım ben. Sen yine gelirsin. Vizem bitiyor. Orada vizede çalışanlarla biraz arkadaşlık kuramaz mısın? Vallahi. Kurarım da İngilizlerle kuramam, memurlar yine kurarım. Şeyden ben... Sen onlara biraz içli köfte götür. Arada bir. Aynen. İçli köfte. Aranı iyi tut onlarla. Börek, fırın böreği çok güzel seviyorlar. Ama onlar da bilmiyorum artık seviyorlar mı, sevmiyorlar mı. Herhalde bizim Reyhan bir Bezgi. Reyhan. Dağlar kızı Reyhan. Dağlar kızı Reyhan. Herhalde anneninki var da. Ben yerini bilmiyorum. Ne güzel bir karışım oldu renginden belli bak. Daha salçayı koyacağım. Sen karıştırmayı bilmiyorsun aşkım. Böyle karıştır. Aşkım biz kim yemek yapmak kim sizin yanınızda ya. Biz ancak seyirciniz olabiliriz. Yok. Benim kızım da. Sadece komilik yapabiliriz ama ben komilik yapmaktan vazgeçtim. Komilik olmak daha zormuş. Gel götür işlerini yapma. Hı. Aynen aynen. Şimdi hani o güne de hatun teyze Fidan'la buraya geldi ya. Şimdi ekmek pişirmeyi sevmiyor. Bilmiyor. Yapmayı da bilmiyor. Kim? Hatun teyze. Ha. Fidan teyze. Aha. Fidan ablanın annesi. Diyor ki çok affedersin diyor. Ben aralık ettiğim diyor. Ben arada yumak yapayım, odun getireyim, odun getireyim. Ha, ufak işleri yapayım. Ben ufak çayınızı getireyim. Ben daha çok yoruluyorum. Doğru. Onu yapmak şimdi daha yorucu. Biz oturduğumuz yerde mesela biz yorulmuyoruz. Yapıyorsak da, pişiriyorsak da biz yorulmuyoruz. Aynen. Bu aradakiler daha çok yoruluyor. Şimdi çocuklar eve gitmek istedi. Dedim börek yaptı hala dedim. Böreğimizi yiyelim öyle gidelim eve dedim. Onlar evde biraz zaman geçirmek istiyor. Ha? Dedim ancak akşam gidersin diyeceğim. Ha. Yemeğimizi yeriz, çayımızı içeriz, sohbetimizi yaparız. Çünkü artık ben ne de sizi göreceğim? Bir daha yasa, aynen. Yasa doğru. O yasa da inşallah yasa. Kısmet olursa i̇nşallah, gelirsek Allah. İnşallah kızım. Daha inşallah. Hala belli değil yani. Bir şey olmaz. Allah kısmet ederse inşallah gelirsiniz.
Köye gideriz, babanın yanına gideriz. Kardeşimin yanına. Biraz daha görsün. Şunlar da dolaba koyun. Şimdi de konserveler çıkarsan, yemek yaparsan, kalırsa yarısını dolaba koyacaksın ki kötü olmasın. Evet. Kız ben o yoksa geri gidiyor. Başka şöyle yapacaksın ki gitmesin. Tekniği de öğrenmiş. Seyit'i nazar ettik ya kızlar. Seyit. Kuzenim ne oldu sana ya? Sabahki halin neydi, şimdiki halin ne oldu ya? Hazırım ne oldu sana ya? Nazar mı ettim ben seni? Ne yaptım ya? Beli tutuldu kızlar, dükkandan çıkıp geldi sonra. Ne oldu biraz? Biraz kantron yağı sürdüler. Yaka koydular. Yaka mı deniliyorlardı? Sırt yakası. Yaka da koydum üzerine. Ne yüzünü görürsün? Çok güzeldi. Nasıl bir şey? Yansın, her yanlık cavur iler. Bu saatin içinde düzelir o birazdan. Sen şimdi böyle böyle yaptığına göre biraz iyi oldu. Evet. Yoksa hareket edemezsin. Nefes alamıyordun değil mi sırtından? Evet, çok kötü. Bak şimdi... Bir şapkasını giye atıyor, şapkayı başına koyuyor. Sen şapkayı ne yapacaksın başına koyuyor? Sen dur. Sen hanımın gelecek, seni yaşlı görürüm. Evet. No, sen iyisin. Dur, öyle yaptığına göre biraz iyi oldu. Güzeldi sana. Aynen. Teyzesine bir teşekkür ederim. Güzel. Köfte dediğim böyle masada yoğrulur, masada servis edilir. Kız kardeşinden o da büyüdü mü? Mercimek köftesi, bir de turşu olsa, süs biberi turşu. Harika olur. Çok güzel olur. Bizim... Metrolobus. Daha ne istiyorsun? Acı biberin ise var. Daha bir şey istemiyorum da bizim turşular olsa daha şahane olur. Ha? Bir daha geldiğinde köyde yap, turşu getir. Aynen. Can isteyen varsa gel yiyin. Zaten maşallah gören bak alana, Fidan abla hemen gidip sarma yapıyor bugün. İzler. Bugün okula gittim ya hala. Annen de almışım, baban da almışım. Börekleri paylaştın mı Instagram'da? He. Hepsi diyor niye getirmedin bizi? Dedim siz de mizgin gibi olmayın. Neyi? Börekleri. Ha, tamam ben öpüyormuşuz canım. Tamam. Ayranlı sağ ol. Senden almış. Ayran. Pul biberi. Bu Mersin'in o nemli... Şöyle. İğrenç havasında yapıp klimanın önünde ayranla. Yani bunu özellikle bibere batırıp yiyeceksin. Evet. Bir de sumağa batırmıyorlar mıydı? Yok. Sumağa batırmazlar. Ekşi olsun diye. Teyze seni 10 yıllık vizesini alsın gelsin burada bir yer açarız. Yeah. Ev yemekleri. Yeah. Konsepti. Hadi öpüyoruz terseyi bak. Evet. Sultanın yeri. Hasan amca da bulaşık yıkar. Gerçek diyorum ha. Çıkarız yani senin yemeklerinle. Niye? Hasan amca da bir tane bahçe yapar kendisine. Bahçe içinde domates, biberlerini yetiştirir. Aynı köydeki gibi. Salatalıklarını. Sadece yetsin gelsin yesin. Bir sürü börek var. Ha? Ne dedin hala? Dedim saydım gelsin yetsin yesin. Götüreceğim. Yay. Neyse halam gider ayak patatesi böreğini de yaptı. Nasılsın? Nasılsın? Serhat'a patatesli börek yapmasaydım merak ederim. Gerçekten. Bu yaşasın mı ya? Sen nasılsın mı dedin, yaşasın mı dedin? Yaşasın. Bak ben o kadar Türkçe kelime öğretirim. Öğrenmen senin öğrettiğin o yaşasın kelimesi nasıl öğrenmiş? Anfiyo demi. Kim söylüyor? Devran mı? Devran. Anfiyo demi. Uuu tutay. Hadi afiyet olsun size. Hadi sağ ol kızım. Biri yer, biri bakar kıyamet ondan kopar. Sen ne yemiyorsun? Ben izlemeyi tercih ediyorum. İzlemek yemenin yarısı. Aynen. Bak siz yediniz, ben doydum. Orada bir şeyler şey yapmışsın. Yo yo, ben şu börekten yedim. Herkese selam. Ben eve geldim.
Çocukları bir güzel yıkadım. O ne tip? O ne tip? Evet, yatağa gireceğim şu anda bana, öyle. Ayağım bir şey ısırmış benim de. Eve geldim, çocukları bir güzel uyuttum. Yıkadım ilk önce, bir güzel yıkadım demek istemiştim. Yıkadım, uyuttum. Gerçi uyutmadım, onlar uyurken kendine. Ben de kendime geldim. Sadece yıkamadım, hep yıkadık. Yıkadık, evet. Serhat uyuttu. Ben yıkadım, Serhat giyindirdi, sonra Serhat uyuttu. Serhat yıkamadı. Serhat derini yıkadı, evet. Bundan sonra Serhat'ın yaptıklarını da liste halinde... O zaman benim yaptıklarımı da liste halinde söyleyeyim. Ezgi yaptı diyeyim. Ben her şeye çoğul konuşurken... Ben herkesin, hiç kimse bile bir şey yapmazken ben çoğul konuşuyorum sürekli. Yani herkesi övmeye çalışıyorum, dahil etmeye çalışıyorum. Kimse Ezgi yaptı demiyor ama. Neyse işte el birliğiyle yaptık. Ondan sonra ben de biraz kendime geldim. Çünkü tüm gün baygın gibiydim. Göz kapaklarım kapanıyor gibiydi. Bugünkü videoda iki klip eksik. Kızlar bilmiyorum, kart sildi direkt otomatikmen. Döneyle sohbet ettiğimiz önemli kahve hazırladığı bir kısım da vardı ama silinmiş. Böyle uzatmayacağım fazla çünkü video zaten çok uzun. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sanki bir şey diyecektim de aklımda şu an gitti gibi, bilmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizler iyi ki varsınız. Sizi seviyorum. Çok çok iyi bakın kendinize. Öpüyorum. Hoşça kalın. Bay bay.